2024-2025 sezonunun hasatına başladık artık. Çok sorduğunuz sorular vardı. Hocam hasat nasıl yapılır? Evet, yani sektöre yeni yeni başlayanlarımız var bizim. Hani yazgı bezinin ne olduğunu bilmiyoruz, tarağın ne olduğunu bilmiyoruz. Hani tarak sistemiyle olur bilmiyoruz. Elle toplamanın sebeplerini, avantajı ve dezavantajlarını bilmiyoruz. Makineyle hasat hangi bahçelerde yapılır bilmiyoruz. Tarak sistemiyle makinenin zararlarını ya da avantajlarını bilmiyoruz. Çengel sistemiyle hasatın avantaj ve dezavantajlarını bilmiyoruz. Yani gövdeden oturtmalı, perde sistemli makinelerin nerelerde, ne şartlarda kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Gibi gibi gibi. Hepsiyle zamanımız yettikçe sizlere anlatacağız. Şimdi burası benim bir çiftçimin bahçesi. Bu bahçede genelde zeytinlerimiz iri. Normalde tane olarak da çok iyi fiyata satılması gerekiyorken maalesef bu sene fiyatlar düşük olunca biz malımızı kaptırmadan yağ çıkaralım istedik ve güzelim tüm mallarımızdan yağ elde edeceğiz. Olur da birkaç ay sonra belki bir umut fiyatlar yükselir de yağ olarak veririz. Çünkü geçen senenin fiyatının yarısından şu anda gittiği için ince meyveyi de 2-3 numarayı çok düşük fiyata satacağımıza yağ çıkarmayı tercih ettik ve ben de çiftçilerim. Ondan dolayı böyle bir yola kalkıştık. İnşallah pişman olmayız ki olmayacağız diye ümit ediyorum. Şimdi hocam bu bahçede tarak sistemi makineyi kullanırsak avantajımız ne? Elle tarakla toplarsak avantajımız ne? Dezavantajımız ne? Bunları bilmemiz lazım. Ben bu bahçede fiyatlar düşük olunca erkenden hasat yapmak istedim. Erkenden hasat yapmamın benim yağımın kalitesine etkisi nelerdir? Ve erken toplamamın benim bir sonraki sezonun sürgünlerime ve meyvesine faydası nedir? Baktığım zaman avantaj ve dezavantajına baktığım zaman her türlü avantajlıyım ben. Hem polifenol oranı yüksek yağ tüketeceğim. Daha kaliteli bir yağ, hem de bir sonraki yılın meyve gözlerini korumuş olacağım. Hem de düzgün bir hasatla, düzgün bir toplamayla, düzgün bir paketleyip yani götürmemin tüm evrelerini eğer doğru yaparsam emin olun her evredeki başarınız size sonuç odaklı olacaktır. Yani kaliteli bir yağ çıkardıktan sonra kaliteli fiyata vereceksiniz. Unutmayın ki nasıl ki duble 1, 2, 3 zeytinlerimiz farklı türde para yapıyorsa yağımızın da bir kalitesi var. Her bölgenin yağı farklıdır. Her cinsin yağının kalitesinin fiyatı farklıdır. Unutmayın. Yağ yağ değil mi değil kesinlikle. Yani bu ağacın bu evredeki gelin şöyle şu evredeki şu yeşil dönemdeki yeşilden kızıla dönmüş evredeki yağım polifenol yani mineral oranlarım daha yüksektir. Besin değerlerim daha yüksektir. Bu şekilde toplamamın hemen kasalayıp hemen yağhaneye götürmemin evet dip toplarsın ya da makineye vurursun çuvallara koyar. Çuvalda zaten zeytini koyun 2-3 saat sonra elinizi o çuvalın içine batırın ve sonucu görün. Yani asitlenme siz daha tarladayken devam eder. Göreceksiniz ki biraz da hasattaki benim kasalarda her tarafı hava aldığı için yani benim o malım 2 gün daha bekleyebilir. Bu sezon bir tane tek hasat videosu gelecek sizlere. Sonra yanede buradaki malım yaneye gidip yanedeki evredeki süreci de size anlatacak bir videoda çekeceğim size. O zaman size ben tarak sistemi ile makine sisteminin arasındaki farkı göstereyim kıymetli çiftçilerim. Zeytin toplarken ki performansını göreceğiz.
Kıymetli çipsin bu Edremit'ti. Bitirdik. Şimdi Gemli yapacağız. Buyurun abi başlayalım. Şimdi Gemli'ye başladık. Gemli'yi hasat ediyoruz. Aleyküm selam abi. Evet. Bak bir ağaçtan bir kasadan fazla çıktı abi neredeyse. Ustam elinize sağlık. Ne yaptık? Zeytinimizi makinayla hasat ettik. Ve bu ağaç küçük olmasına rağmen, yani her şeyin biliyorsunuz ki ben hani göz önünde somut bir şekilde gelmek istiyorum. Ne oldu? 10 dakikada bu ağacı topladık. Usta 10 dakika var mıydı? Yok yok. Kaç dakika? 5 dakika indirdik ya 5. 5 ikisi 10 dakikada. 10 dakikada, yani bazen biliyorsunuz ki bize süre önemli. Ama biz mühendisler biliyorsunuz ki o ağacın o esnadaki durumu değil, bir sonraki yılları düşünüyoruz. Ne oldu? Şöyle bir yaklaştıralım abi. Bunlar benim sermayelerim biliyorsunuz. Bu sürgünler. Hepsi benim sermaye. Sadece kırmakla kalmıyor. Kırılan yerler şöyle bir yaklaşabilir miyiz abi? Şöyle kırılan yerler var ya şöyle. Buralardan mantarı hastalıklar girecek. Ve bir iki ay sonra ağaç o kadar kötü bir görüntü olacak ki. Hani benim hep uç sürgünlerim. Şöyle görüyor musunuz abi? Evet. Bunlar hep zedelendi. Benim sermayem sürgünler değil miydi? Ben ne anladım o zaman? Var yılı, yok yılı ben kendim yaratmış olacağım. Şimdi de tarak sistemiyle sizlere göstereceğim. Bakın bunu da toplamıştık, gelin. Bu da Edremit'ti. Bu da aynı şekilde. Şöyle sürgünlerimi alalım. Bunlar da hep kırılan sürgünlerim. Peki hocam ne yapacağız? Evet, bu makineleşme sizler için bir nimet, veli nimet, ama dezavantajı da unutmamak lazım. Yani gövdeye oturtmalı makinalar da en az 1000 ağaç ve üzeri olacak ve tüm ağaçlarınız tek gövde üzerinde olacak ki ve mesafeniz geniş olacak ve araziniz düz olacak ki gövdeden oturtmalı makineyi kullanabilirsiniz. Benim bölgem Gemlik tipi. Aslında bu da Edremit. Edremit'i de ben küçülttüm. Yani şöyle meyvelerim çıktı. Görüyor musunuz? Yani Edremit ağacının çok büyük oluşu bize çok meyve verecek anlamına gelmiyor. Tekrardan söylüyorum. Bu arada bazen de biz elle toplarız. Yani piyasa eğer gerçekten güzel olmuş olsaydı siyah zeytini elle topluyoruz. Nasıl elle? Gerçi bunlar da toplandı. Yani sadece şöyle siyahları seçiyoruz. Şurada olduğu gibi. Yani... O zaman değerli olacağı için bu siyah zeytin kıymetli çiftçilerim, bildiğiniz şöyle, yani bir kişinin iki kasa toplaması elle ideal bir tonaj aralığıdır. Şöyle siyahları yazgı bezini yere serip bu siyahlarla da elle işlem yapabiliyoruz. Biz burada hepsini silme yağı vereceğimiz için ondan tarak sistemiyle hepsini indiriyoruz kıymetli çiftçilerim. Şimdi ben size tarak sistemini bir göstereceğim. Oradaki dal kırılma var mı yok mu? Şurada gerçi ablalarımız topluyor herhalde.
varsa toplanan. Heh, hazır mı zaten bir tane, hemen oradan indirelim. Evet, şurada var. Tamam tamam. Evet. Ben her zaman tarak sisteminin daha seri olduğunu savunmuşumdur. Şöyle. Bakın. Gördünüz mü? 2 saniyede yere bakın. Yaprak var mı? Dal var mı? Hemen şuradan başlıyorum şöyle. Gördünüz mü? Yani her şeyi olması gerektiği gibi yaparsanız eğer, ya bırakın bir yömye fazla verin ama düzgün bir iş olsun. Yeri gösterir misin abi bak? Sürgün adına bir şey var mı? Bu birazcık daha düzgün budama yaptığınız, ağaçlarınızın dalları hep böyle tel tel olduğu için, karma karışıklık ve kuru dal olmadığı için sizin de düzgün bir budamanız hem hasatı etkiler, hem meyve kalitenizi etkiler, hem bir sonraki yılın meyve gözlerini etkiler, hem de işçilerinizin daha performanslı bir şekilde çalışmasını etkiler. Değil mi abla? Her zaman alçak ağaç, düzgün budama size finalde de her türlü kolaylığı sağlayacaktır. Unutmayalım. Düzgün bir budamayla sizin sadece eteklerde işiniz olacağı için ağacın içerisine hiç girmeyeceksiniz bile. Hoppa. Sağlam bir budamayla dallarınız lastik gibi olduğu için ne kadar da aşağı doğru çekseniz gene de kırılmaz. Hani budamanın faydalarını saymakla bitmez. Yani doğru bir budamanın faydalarını saymakla bitmez. Evet, çok fark ediyor. Tarak çok fark ediyor. Abdullah abi hiç yok. Dal var mı? Ya da yok, yeşil abi, sürgün var mı? Çok fark ediyor. Abi amaç peki, görün istiyorum ya, abi. Makine olmaz, makine olmayacakmış. Abi böyle makine mi? Hani ben şimdi burada makine yok, sistemini kötülemek yok, istemiyorum. Yok, yani görün. Kırılıyor ama ya. Kendiniz görün. Genelik gördük. Çok güzel abi, böyle çok güzel abi. İyi olacaktı. Olsun olsun. Bak biraz önceki ağaçları makine vurduk ya, nasıl evet, yıprandı. Ya. Tabii canım. Ya yok şey yapak, bir şey yapak kesiyor. Bak yere bak abi. Bilecek yok. Evet. Değil mi Kamil? Kesinlikle doğru. Evet. Yok ya, makine yükseğil bir şey. Sen bilmiyorsun bu şeye. Ben o zaman tanıtmıyorum. Bakın Abdullah abi ve burada çalışan personeller yıllarca bu işi yapmışlar. Evet, evet. Yani ben şurada geldiğimde çuvallara koymuşlardı evet, evet. Meyveleri. Bakın çuvallara evet. Koymuşlardı. Daha birkaç saattir. Bugün ayın kaçı abi? Bugün ayın kaçı 8, abi? 8 Ekim 2024. Evet, evet. Hani benim kendi çiftçim bir yıldır evet, evet. Hani ilgilendiğim çiftçim bile çuvallara koydu ve ben gelene kadar makineyle hasat ediyordu. Evet, evet, evet. Burada amacım ve amacımız yapılan işlerin dezavantajı ve avantajlarını söylemek. Sağ ol efendim ya. Teşekkür ederiz. Vallahi amaç bu yani. Erken geldiniz, yardımcı. Sağ ol. Yani yıllarca bu işi yapan çiftçilerimiz, siz çuvala koysanız bir saat daha bekleseniz direkt asit oranı fark eder. Bakın. Yani bak Abdullah abi çuvala koy, iki saat sonra elini sok içine, abi kızışırsın. Babadan yerden böyle gördük, böyle gidiyor. Abi etrafı bir dönüp yerde hiç sürgün var mı yok mu bakar mısınız abi? Hiçbir yok. Ben normalde video çekiyorum. Normalde çok seriyim, hızlıyımdır. Bu ağaç şimdiye kadar biterdi. Yani saç gibi, hem bir sonraki yılımın sürgüne de zarar görmeyecek. Abi öyle mi ya? Maşallah gidiyor böyle iş. He? İş gidiyor, oluyor böyle iş. Abi olur, olur olmaz mı? Olur olur maşallah. Ya gitmese bile abi. Abi oldu kadar olur. Ama yani, bu seneye ürün hazır. Olması gereken bir seneye iş. Seneye ürün hazır.
Evet. Bu şekilde abi gösterdik. Bu şekilde sonuç bu. Ağaçlarımız da yıpranmadı. Evet. Ne oluyor? Toplarken bile ablalarımız ayıklama sistemiyle uğraşmayacaklar. Değil mi genç? Ağaçları topladıktan sonra kevrede böyle direkt kasalara aktarıyoruz direkt. Abi şunu altına koyabilirsin ya da direkt. Hemen toplayalım onu da. Şöyle hemen anında kasaya koyup, bugün bunlar yağ sıkılacak bu arada. Anlık hemen günlük. Bu sefer de ayıklama işlemi de yapılmıyor. Çünkü direkt temiz çıktığı için. Hem ağaç da yıpranmıyor görüyorsunuz. Herhangi bir kopma mokma bir şey yok. Evet. Şimdi başladık buna. Hadi hem çekeyim hem de meyve indireyim. Görüyor musunuz meyvenin büyüklüğünü? Evet, isterdik ki bu duble bir meyveyi tane olarak satmak ama dediğimiz gibi çok kötü fiyat açıklanınca yağ yapmak istedik. Bildiğiniz yağ akıyor. Öbür maçlara geçti bak, karşı bak şu an ona geçti. İnci ara hasat. Görüyor musunuz? Ben hasatı bile inci ara yapıyorum. İnci ayrıntı. Çünkü mutluluk ayrıntıda gizlidir biliyorsunuz. Makasım gibi tarağım da ince ara. Meyvemin ne kadar iri olduğunu şöyle göstereyim sizlere. Sulanmayan bir bahçe. Hoppa. Soğuk sıkım ne demek biliyor musunuz abi? Normal şartlarda sıcak sıkım 60-70 derecede sıkıyorlar. Yani bir nevi zeytini yakıyorlar abi. Daha çok yağ çıkıyor. Ama soğuk sıkımda polifenol, yani en iyi besin maddeleri ölmüyor abi. Çünkü 27 derece, bu sefer ne oluyor? Daha sağlıklı yağ yiyorsun ama 3 kiloda bir veriyorsa 4 kiloda bir veriyor. Daha kıymetli. Aynen, sıcakla soğuk arasındaki o içindeki suyun derecesi abi. Evet. Malı görüyoruz. Kalite tesadüf değildir, değil mi? Bizim öyle seçim ödeyelim hocam. Ne? Eskiden taşlarla değiliyormuş ya. Taş baskı, of. O Bergama'da bir köyde tek var, Çürük Bağ'da. Evet. O mesela 3 kiloda bir değil de 7 kiloda bir veriyor ama evet. Benim orada bir arkadaş var. 1 litre göndermişti 2-3 yıl önce bana. Ya kardeşim zeytinden anlamaz ama salataya koy dedim sadece onu. Ya diyor abi, şu ana kadar getirdiği yağlardan bu farklı bir kokusu, farklı bir tadı var. Bak, bilmiyordu taş baskı olduğunu. Evet. Yani o farklı bir kalitede, birazcık zor işlemler ama o da kalmadı artık abi. Bergama'da bir köyde tek var şu anda. Ben öyle biliyorum. He? Başka bir köyde var biliyor musun Abdullah abi? Nerede var? Ben sadece Kıranlı'da var. Kıranlı. Kıranlı ne var yukarıda, orada var. Topalların altında. İşte Çürük Bağ'da o tarafta. Çürük Bağ'da bir yer var. İllerde bir yer var. Evet. Bir de Karadağ köyünde var. Karadağ var bir tane. Maçlar sonra baksana efendim ya. Bizim Eversen özeti yok bize ya. He? Biz Eversen daha iyi mal vardı ama çok mal vardı ama böyle özeti yoktu. Küçüktü. Evet. Abi dediğim gibi hani düşük fiyata vereceğine şu malı. Evet, evet. Ya yağ çıkar gene aynen. Bir umut belki 2-3 ay sonra değerlenir. Yok, biz değerlendiririz. Sıkıntı yok. Yani ondan ya, dolayı Gerç abimizin lokantası var. Evet. Bu yağları olduğu, hatta temin kızdım yani abiye. Olduğu gibi yemeklerin içine koyacakmış. Aynen, evet, ya evet. Dedim abi sadece masaya koy. Yok diyor. Ben yıllarca hep kaliteli yağ kullandım. Evet. Restorantımda dedi. Ve bildiğiniz bak, dipler bile toplanmıyor bu arada. Hiç diplere bile girmediler. Hani toplamayacağız dediler. Onları görüyor musunuz? Şunlar dip. Hiçbir zaman dip yağıma karıştırmam dedi. Ve olduğu gibi toplanan ağacın altındaki dipleri hiç karışmadık bile. Abi kalite kolayına elde edilmiyor değil mi Abdullah abi? Evet abi maşallah. Beklerdik ama sağ ol sayende böyle güzel zeytin. Yok sadece zeytinde değil abi. Her şey böyle. Tüm mesleklerde her şey böyle. Abi. Böyle ama. Hani böyle. Emek vermeden yemek olmuyor abi maalesef. Evet. Her sektörde de öyledir. Bal petekte, zeytin etekte.
Evet. Hasatımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet, şurada bir ağacı indirmeye başlayacağım şimdi. Bakalım ne kadar bir mahsul çıkacak. Tahmini 2 metre boyunda bir ağacımız. Hadi başlayalım bakalım. Evet, ağacımızı indirdik. Bakalım şimdi. Ya bir kasa tam. Ha bir de şu poşetteki de var biliyor musun bu ağaçta abi? Ağacım. Meyveyi topladık, kısım kısım yerlerde kasalara biriktirdik. Bir şey daha söylemek istiyorum. Makinanın verdiği böyle zararları da göstermek istiyorum. Hani makina böyle tarak sistemi ya, böyle tırpırı gibi. O bu sefer de bunlara vurup böyle bir zedeleyebiliyor. Ağaçlarımız bu şekildeydi biliyorsunuz. Ortalama birer ağaçta böyle birer kasa meyvelerimiz vardı. Şimdi gelelim şöyle kıymetli çiftçilerim. Ne yaptık biz? Doğru bir şekilde yazgı bezini serdik. Tarakla indirdik. Hemen kasalara koyduk. Şöyle meyvelerimizi gösterelim abi. Kasalara koymamızı sebebi her yerden hava aldığı için bu bizi bir gün idare eder. Bu şekilde yağneye gidecek kıymetli çiftçilerim. Yağne fabrika evresini farklı bir videoyla sizlere çekim yapacağım. Bu bizim tarlada zeytin nasıl toplanır? Evet, birazcık olsa makineye göre yavaş. Ama her zaman elle, tarak sistemiyle işler birazcık. Aslında siz rayına oturturdunuz mu? Yani bana soracak olursanız aynı kalibrede gene toplayabilirim aynı tonajda. Hani önemli olan birazcık, belki arkadaşlar bugün birazcık zorlanacak ama gene daha sağlıklı ağacımızın geleceği için, meyvemizin kalitesi için bu işlemi yapmak zorundayız. Tekrardan söylüyorum. Ben bu evrede neden sıktım onu da söyleyeyim. Bir, daha kaliteli meyve almak için. Polifenol oranı yüksek olması için. Fiyatlar birazcık düşük olduğundan dolayı ben kendime yağ yapıp bir yere kaldırmak için yaptım. Bazı çiftçilerim soracaktır, hocam para lazım. Ya lütfen herkes elini vicdanına koysun, hep beraber taşın altına koyalım. Madem malımızı düşürdüler, hani biz de bu malı ucuza vereceğimize yağ çıkaralım. Dursun bir köşede, 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra mutlaka değerlenecek. Ha, kuyularınız varsa eğer zeytinizi toplayıp kuyularınıza da koyabilirsiniz. Ama bizim Bergama bölgesinde bu sistem olmadığı için mecbur malımız da geldiğinden dolayı biz bu işlemi yapmak zorundaydık. Ondan dolayı birçok çiftçilerime bu evrede bu malı ucuza vereceğimize yağ çıkaralım. Ha, gerçekten sıkıntı bizden, çiftçilerimizden, malımızdan dolayı bir düşüş olmuş olsaydı tamam derdim. Ama benim iklimim bir önceki yıllara göre kötü, ilacım gübrem pahalı. Bakın işçilerim 5 tane akraba burada. Yani ben bunları şimdi size maliyetini de hesaplarım. Hani bahçe sahibine bir şey kalmıyor esnada. Ben ortalama bunun kilosunu şu anda kızılı 35-40 liraya neden vereyim? Hani ben şimdi bunu size hesaplasam zarar. Bakın zarar. Hiç o boyutuna girmiyorum bile. Yani geçen senenin fiyatı bile değil. Yani kusura bakmayın, ben de toplamak zorundayım. Hani bu malımı size veremem, kusura bakmayın. Onca zorluklar çekiyorum ben burada bu evreye getirebilmek için malımı. Ama siz kalkıp kendi kafanıza göre ucuza alırsanız, çiftçiyi de soğutmaya çalışırsanız olmaz bu işte. Ben de kalkar mal yaparım, yağ çıkarırım. Piyasada tane zeytin bulmanız çok zor olur işte. Ondan dolayı çiftçimizi üzmeyin. Hani bugün boğazınız varsa bizden kaynaklıdır, unutmayalım. Hep çiftçiyi en son plana koydunuz, en son plana koydunuz, en son plana koydunuz. Gün gelecek tank edecek ama iş işten geçmiş olacak. Görüyorsunuz her evresi bu güneşin altında bir zorluklar, öyle söyleyeyim. Hani kolayına bu zeytin sofranıza gelmiyor. Kolayına havadan bu kadar bakımlı tane zeytin gelmiyor işte. Ben size komşularımı kıyaslayabilirim ama kıyaslamayacağım. Ben emek verdiğim için benim malım bu şekilde. Emek verdikten sonra da siz hiçbir çözüm bulamıyorsanız ben hiç sizlere bulmam. Yani amaç bu. Yani evresini başka bir videoda sizlere söyleyeceğim. Haftaya da zeytin nasıl kurulur, kırmalık zeytin nasıl olur, çizmelik zeytin nasıl olur, sele zeytin nasıl olur, onları göstereceğim.
değerli çiftçiler. Şimdi sadece tarlanızdaki zeytini nasıl kaldırabilirsiniz adlı bir video oldu. Dediğim gibi Bergama bölgesindeyim. Bu bölgede bizim geldi tane zeytin olduğu için. Bu arada bu ağaçlar çok büyüktü. Abla geçen sene ağaçlar nasıldı? Daha mı büyüktü? Kesildi. Daha rahat ediyorlar. Hani merdiven bile görüyorsunuz yok. Yani amaç doğru bir işle ta ki hasat evresine kadar her aşamanızı birazcık profesyonel bir şekilde yapmanız. Evet, ağaca bakın. Yani belki sizlerin kocaman ağaçlarının vermediği mahsul ufacık ağaçlardan alabiliyoruz. Görüyorsunuz. Ufacık ağaç ama her türlü meyven var işte. Amacımız biz bir çalışmayla tüm evreleri hep pratik hale getirmektir bizim. Yani ile alakalı pek bilgim yok. Ondan dolayı yanelerle alakalı aylarda çalışmalar yapıyorum. Hani size bir şeyleri anlatmadan önce ben önce gidiyorum, o fabrikada soruyorum, başka bir fabrikayı çalışırken gösteriyorum. Oraya buraya her yere gidip bilgimi pekiştirip ondan sonra sizlere paylaşıyorum. Yani bir video, güzel bir video önümüzdeki haftalarda atacağım kıymetli çiftçilerim. Adım adım ne yapıyoruz? Hasata yaklaşıyoruz. Ben de sizler gibi dört gözle bekliyorum kıymetli çiftçilerim. Benden bu kadar. Yani hasata geldik. Hasatı da sonlandırdık. Yani evresini göstereceğim. Hatta şeyi de göstereyim size. Alım merkezine de bir video çekeyim ben orada. Yani zeytin alım yerleri. 1 numara duble, 3-4 numara. Onu da göstereyim bakalım şu an açıksa eğer şeyler. Zeytin alım merkezleri. Şimdilik görüşmek üzere. Var mı abi bir sorunuz? Tabii abimiz hiç zeytinle alakalı bilgisi yok. İlk budamayla beraber bizle beraber bu bahçeye geldi. Dışarıdan bir abimiz her evremizi gördü bu bahçede. Budamayı gördü. Arada bir ilaçlama yaparken geldi. Hani bir ay önce yeşil aksam döneminde geldi. Hasatta geldi. Aslında çok güzel bir örnek oldunuz siz abi. Her aşamayı, her çalışmamı gördünüz abi siz benim burada. Emekli bankacı çünkü. Merakından hani bir yıl boyunca burada çalışmalarımıza şahit oldu. Kıymetli çiftçilerim, ben çok konuşuyorum biliyorsunuz. Artık kendime bir dur demeliyim. Şimdilik görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet.